Diyor ki ne malum diyor teknikte çalışan adamın diyor bir kulübe hizmet etmediği diyor. Her şey yapabilir orada diyor. Yalnız burada bir çığır açtı bu açıklamayla. Bak bundan sonra bir süreçte... Bir ara şey dediler biliyorsun Fenerbahçe TV'den geliyor bir tanesi falan dediler evet. Hatırlıyor musun? Denildi. Evet. Denildi. Fenerbahçe nerede abiciğim yani Fenerbahçe TV'den gelmiş de demek ki adam doğru düzgün işini yapmış. Bir de o acayip bir algıdır yani. Evet. Fenerbahçe TV'den gelen bir teknik personel orada çalışıyor. Ya Futbol Federasyonu dediğin kurum Türkiye'nin en zengin kurumlarından bir tanesi. Kadrolu bir adam alamıyorlar mı oraya ya? Sürekli beraber çalışacakları bir adam alıyor mu? Dışarıdan toplama adam getirmek olur mu? Anlaşmayı öyle yapmışlar. Hayır ben yapmam. Ben yapamadım. Kadrolu adam olacak hocam orada. Oradan maaş alacak hocam. Hesap sormam için oradan alacağım. Çünkü firmayla yaparsam firma der ki onları kovduk. Yerine Ali ile Veli'yi getirdik. Hasan'ın Hüseyin'i kovduk. Öyle şey olur mu hocam? Kadrolu mesela olacak. Şimdi. Hayır. Mesela Yusuf'un dün konuşmaları bugün benim dediklerim. Zekeriya Alp için de önemli bir olay. Onun için de gösterge aslında. Onun için de gösterge aslında. Orada mı aynı durumda sıkıntılı acaba? O da mı aynı durumda? Vallahi atama. Ki görünen o aynı durumda yani. Atamaların yani, çizgilerin yapıldığını hayır biliyorum. O çizgilerin falan yamuk çizilmesi falan. Değil mi? Olacak şey o değil ya. O gün Yusuf Namoğlu'na onu da sorduk. Ne diyorsunuz? Hani o meşhur bir çizgi var ya. Yani çok var da hani bir tanesini sorduk. Trabzon'un çizgi. Eteklik doğru olmasına ya imkan yok dedim. Dedi değil mi? Bu şekilde. Ya makinenin şey dedi ya kameranın ya dedi, yeri yanlış dedi. Kalibrasyonda hata var evet dedi. Dedi. Ya da çizen yani de... Yani teknik bir hata hayır var belli yani. Ben şu anda bizim anlamını o şey yapamadığımız tam Ender oturtamadığımız yerine ama hani bir yerde hata var. Benim en çok dikkatimi çeken dedi şu. Bir dakika ben onlara dedi kalemin ucuyla belirleyin yeri dedim dedi. Ya ben onu onlar da çok parmakla belirliyor dedi. Parmakla, abi, parmakla adamları kalem ucu aynı mı Emre Allah aşkına bir baksana ya. Bir de onun manuel ayıp olması ya. Ayıp ama parmakla dolma gibi abi baksana. Estağfurullah canım ya ama bir hayır, gerçek var ya olur mu Emre? Ya, hocam, ya böyle bir şey olabilir parmak mi? Parmak var hocam. Deniz Türüç, Emre Deniz Türüç demiş ki sayfaya taraflarımızı üzdüğümüzü biliyoruz. İstediğimiz performansı da ortaya koyamıyoruz. Ama arkaya atılan her top tehlikeye yaratıyor. Doğru söylüyor. Hayır, mücadele de ediyoruz. Savaşıyoruz ama olmuyor. Gol atmanın anlamı yok. Keşke kazanmasaydık, kazansaydık da ben atmasaydım demiş. Arkaya atılan her top tehlike oluyor. Ben, enteresan. Yani burada tabii kimseyi özendirmeyelim ama son neredeyse 10-15 haftadır falan herkes ne oynuyor biliyor musun Fenerbahçe? Karşılıklı gol. Fenerbahçe mutlaka gol yiyor abi. Dediği doğru. Şimdi orada bir sürü yama yapmaya çalıştı. İşte Jailson zaten bunalıma girmiş çocuk. Ağzını bıçak açmıyormuş adamın. Adam şu anda bunalımda. Psikolojik tedaviye ihtiyacı var Jailson'un yani. İki haftadır... Gitmek istiyor diyorlar. İki haftadır Ozan'ı koyuyorsun oraya. Ozan da çıkıp işte beylik koyun çocuk ne yapsın yani. Bana nerede görev verirlerse oynarım. Yani. Başka diyebileceği bir şey yok adamın abi. Bugün gördük işte Ozan'ın halinde. Bak Tayyip Karapınar... Üç haftadır bırakmayan Sivas Spor çatır çatır 1000 tane pozisyona girdi evet ya. Evet. Tayyip Karapınar diyor ki net kaçırdı. Levent abi çok efendim zor bir süreç. Biz bu maçtan çok umutluyduk. Basit goller yedik. Takım mücadele etti ama rotasyonda sıkıntılar var. Beşiktaş maçına odaklanacağız. Avrupa hedefinden uzaklaşıyoruz. Bütün takımlar aynı şeyleri yaşıyor. İnşallah Beşiktaş maçında affettiririz demiş. Yani Beşiktaş maçı Avrupa için ya tamam ya devam maçı o belli. Net de ama bu maçta şu anda Şampiyonlar Ligi ihtimali vardı. Kalktı bitti. Bu maçta vardı. Bu maçta Şampiyonlar Ligi ihtimali vardı. Trabzon'a ceza gelir mi gelmez mi olayından dolayı bu maçı alsa Sivas en önemli rakibini itti dışarıya bugün. Tabii. En önemli tabii rakibini itti. Yani Galatasaray'ın da puan kaybetmesiyle. Galatasaray'ı da itti bence. 5 puan yaptı Galatasaray'la. Yani bir maç kazanırsa Galatasaray'a yetişme şansı yok. Evet. İki maçta iki puan. Şu anda kalan maçlar var Levent abi ekranda. Evet. 57 puan. Gençler Birliği ve Göztepe deplasmanı. İçeride Gençler Birliği Sivas'ın. Beşiktaş bu arada Beşiktaş'ın bir maçı eksik. Evet. Yeni Malatya Spor deplasmanında olacak yarın akşam. Ardından Fenerbahçe derbisi Gençler Birliği deplasmanı. Galatasaray 52 puanda. Göztepe ve Antalya deplasmanı var. Yani Sivas bir hayli avantajlı gibi gözüküyor ama hani Beşiktaş'a da bakmak lazım. Örneğin Malatya'yı kazanırlarsa 57-56 olacak o zaman. Ender bu haftaki bütün maçlar... Alanya 51, Denizli Konya maçı var. Aşağıdaki 50. Aşağıdaki ateş hattını çok netleştirir bu aşağıdaki şey. Bak söylüyorum. Gençler Birliği kazanarak büyük bir avantaj elde etti. Antalya'nın Alanya'yı yenmesi de Alanya'yı aşağıda tuttu. Tabii o da yani.
Yeni yani, Malatya için Beşiktaş maçı son şanslardan bir tanesi. Son şanslardan biri. Evet. Bugün 4 tane takım seyrettim. En kötüsü Galatasaray. Evet. 4 takım içinde. En kötüsü Galatasaray. 5 takım hatta Alanya'da dahil buna. O maça fazla bakamadım. Yani şimdi yalan ben söylemeyeyim. Ya. Gözüm kayıyordu, bakıyordum ama bir çok şey, hatalı bir gol yediler ön direkte. Bunun anlatılacak hiçbir şeyi yok ya. İşte Galatasaray'ın bak mesela buraya bir liste yaptım hocam. Söylediğin demin hoca da bahsetti zaten, Rea hoca da. Şimdi bakıyorum Fenerbahçe'ye. Jailson Gustavo, Falet Serdar, Falet Ozan Tufan, Serdar Adil Rami, Serdar Sadık, Serdar Zanka. Bunların birbirlerinin içinde de birlikteliği var. Maç maç bakmak lazım. Galatasaray. Luyendama Marcao sezona başlıyorsun. Donk Marka oluyor. Donk Ahmet Çalık oluyor. Donk Lemina. Donk yeni Bayram ne oluyor? Yeni çocuklar. Ya hadi Galatasaray'ın Marka Bayram. Var. Bahanesi var. Ondan sonra Lemina. Sakatlık oldu. Şimdi bak ama orada şey sakatlık oldu. Fenerbahçe'de sakatlık falan da yok yani. Ama Ahmet Çalıklar falan tamam abi, ama. Abi 10 tane adam sakatlandı. Ayağı kırılan mı dersin, eli kırılan mı dersin? Bir tane adam sakatlandı. Ender. Galatasaray'da anlaşılabilir. Fenerbahçe'de anlaşılmaz. Fenerbahçe'de orada anlaşılmaz. Orada hocamın dediği sağ gibi transferde yani kadro yapılanmasında sıkıntı var. Evet hocam. Lig şekillendi. Hakemler normale döndü. Yani Fenerbahçe maçı tabii hakem şeyini konuşacağız. Genel bak dikkat et. Hakemler çok hata yapıyor. Niye şekillendirdiler ligi? Şekillendi lig. İstedikleri gibi oldu. Zaten en kolay bak, şey o. Şekillendi. Hakem hataları da bitti şimdi. Yo bugün vardı hakem hatası. Hayır konuşacağız dedim Fenerbahçe maçı. Ben yok demedim. Burada tekrar bir şekillendirme hayır, ben, yaptılar ben yani. Ben Fenerbahçe için son, genel olarak söyledim Emre. Şekillendi lig. Bitti son haftalarda. Bak, anladın mı? İlk ikiyi şekillendirdiler. Tabii. Şimdi üçüncü de şekillendirdiler bugün itibariyle. Hayır. Yani şekillenmeyi özellikle yaptılar yukarısı için. Ondan sonra normale döndüler. Peki. Şimdi Ankara gücüne günah değil mi ya? Bugün geliyor bak Galatasaray'ı yeniyor. Hep Başakşehir maçına döneceğiz mecburen. Ne yapacaksın? Nasıl dönmeyeceksin abi Ankara gücüne? Çatır çatır top oynuyorlar. Ki Gerson Rodriguez bugün biliyorsun kadro dışı bırakıldı. Kulüsü evet. Dövmüş, kavga etmişler. Buna rağmen çıktılar kazandılar. Günah değil mi o adamlara ya? 2'de 2 yapabilirler şu anda. E işte. Konuşacağız. Alanya zaten pozisyonlara da bakacağız. Galatasaray, Başakşehir'in şampiyonluğu için Ankara gücü kurban edildi. Harcadılar. Kurban bayramı geliyor. Erken kurban Ankara oldu. Ankara gücü o maçı yenseydi şu anda 28-31. Kurtarırdı ya. Hocam, hocam 29-32 olacaktı. 29 şu anda. Hocam. Hakemi kimdi? Evet. 32 olacak. 29-32 olacaktı. Hakemi daha abi. Verledik artık hocam. Yani iki maçı aldı. 8 kurtarmıştı. Ama dikkatli konuşun. Federasyon savcılığa verebilir ha siz de benim ya gibi. Bir şey yapmıyoruz. Tespit yapıyoruz ya. Biz bir şey demiyoruz yani. Biz hakem hatasında mı söylemiyor? Tamam da hocam. Biz de yani. Tespit yapıyorduk. Elinde başına vermişler seni hocam. Biz, ne bileyim ben. Biz de tespit yapıyoruz. Gelmedi mi sana şey? Geldi de. Hocam görüntüleri tamam, görüntüler bizde olsa söyleyeceğiz. O gün Ankara gücünün offside'de golünü saymadılar. Gaziantep maçında Galatasaray'ın yediği gol 1000 defa offside. Adam önünde. Onu gol veriyorsa onu da vereceksin o zaman. Affedersin bizim aklımızda alay etmeye çalışıyorlar. Ben buna kızıyorum. Bu eleştiriyi yapmayalım mı? Babalar seçildi otururlar. Sırça sarayda gibi oturuyorlar orada. Hiç eleştirilmesinler. Hakemleri yanlarına çektiler. Herkes yöneticiler beraber tur atıyorlar. Yürüyorlar. Bunları kendileri anlatıyor. Hakemler anlatıyor. Yanlış anlamayın. Yardımcı hakemleri almadınız. Biz bunları kulaklarımızla duyuyoruz. Kimin ne kimlere seyahat ettiğini, yan yana yürüdüğünü, neler konuşulduğunu. Yusuf Namoğlu da doğru söylüyor tabii. He? Yusuf Namoğlu da mahkemeye versinler hocam. Evet. Doğru. En büyük lafı o söyledi. Çünkü bir şey söyleyeceğim. En işin içinden çıkılmaz lafları o söyledi. Kusura bakma evet. Yani. Sen bir şey söylemedin onun yanında. Doğru. Onu da mahkemeye vermesi lazım federasyon. Evet. Ama dediği çocuğun dedikleri doğru. İçimizdeki sırları anlatıyor televizyonlarda falan diye. Sonunda abla attı gitti. Evet. Tarihi iki laf etti. Bir tanesi dedi ki davul bende tokluk başkasında. Evet. Ben davulu taşıyorum sadece dedi. Çalan başkası. Öbür tarafta tekniğe diyorum ki kardeşim şunu kalem ucuyla çizin. Parmakla çiziyorsunuz dedi ya. Parmakla çizerken çizili olur mu Allah'ını seversen ya. Kör gözüne parmak sokar gibi yani affedersin. Emre Fenerbahçe dün akşam dikkatimi çekti. Alper Potuk'un açıklaması üzerine sen ne oynadın kardeşim diyordun. Evet. Şimdi transfer mühendisliğinden kadro yapılanmasında bir süredir devam eden başarısızlıklar aslında sadece bu döneminde değil. Önceki dönemden de bu döneme yansıyan bir takım transfer hatalarının bedeli. Şimdi dün demişti ki algıları kabul etmiyorum. Alper Potuk nerede mesela Alper? Kadro dışı. Kadro. Yazmadılar kadroya biliyorsun sezon ikinci yarısında. Yazmadı. Kadroya yazılmadı.
10 yıldır 300 maçın üzerinde oynamış bir oyuncu olarak yabancı sınırlaması üzerinden şahsım adına yapılan yorumları, algıları kabul etmiyorum. Yattığım yerden para kazanmak amacı